Rüya Tabiri kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü programımızda rüyanın insan hayatı ile ilgili faydaları, fonksiyonları ve çeşitli özelliklerini inceleyecek, buna dair örnek rüyaları ele alacağız. Rüyaların faydaları. Her insan rüya görür. Fakat rüyasını hatırlayıp hatırlamamada insanlar farklılık arz ederler. Rüyaların bir kısmı kısa film tarzındadır. Bazısı ise bir manzara ve fotoğrafı görme şeklindedir. Hatırlama gücü yüksek insanlar kısa film tarzı rüyaların detaylarını bile hatırlarken, hatırlama gücü zayıf insanlar fotoğraf görme şeklindeki rüyaları bile hatırlayamamaktadırlar. Bu yüzden rüya alimleri insanlara yataklarının başucunda bir kağıt kalem olmasını tavsiye ederler. Bazen de rüyada görülen ve uyanılınca hatırlanan isim, şekil vesaireler kısa bir süre sonra unutulurlar. Bu hafıza ve hatırlama yönümüz ile beraber rüyalar yine de bizim dünyamızda fonksiyonlarını duygusal ve ruhani manada icra ederler. Birinci fayda. Rüyaların en temel fonksiyonu ruhu dinlendirmektir. İnsan ruhu maddi, monoton ve fani şeylerle meşguliyetten boğulacak dereceye gelir. Rüya aleminde ruh madde zindanından ve beden kafesinden kurtulur, biraz da olsa nefes alır. Ruhun nefes alması onu dinlendirir. Hakikate dair bir hissediş veya bir keşif ruhu heyecana düşürür. Bazen uykudan heyecanla kalkınması bu sebepten dolayıdır. Uyku bedenimizi dinlendirdiği gibi güzel rüyalar da ruhumuzu dinlendiriyorlar. Bu hakikat ve kanunu Kur'an, uykuyu sizler için dinlenme ve sükunete erme yeri kıldık şeklinde ifade eder. Bu açıdan bakılınca güzel rüyalar, insan hayatındaki monotonluğu giderme ve kişiyi yenileyerek mutlu etme amaçlıdır. Alman bilgin ve şairi Novalis bu meseleyi şöyle ifade eder. Rüya, yaşamı monotonluğunu ortadan kaldırır. Rüyalar olmasaydı insanlar daha erken ihtiyarlayacaktı. İkinci fayda. Rüyanın diğer ve en temel faydası insanın yaratıcısı ile irtibat penceresi ve konuşma vasıtası olmasıdır. Bu manada rüya, Allah ile sürekli bir iletişim içinde olduğumuzu hissedip görebileceğimiz yerdir. Bazen rüyalar o kadar sadıklaşır ve o derece berraklaşır ki kişi rüyasında Cenab-ı Allah'ı görür. Celle. Ehl-i Sünnet'in dört hak mezhebinden Hanbeli mezhebinin imamı Ahmet bin Hanbel Hazretleri gibi. O mübarek imam der ki, bir gece rüyamda Rabbimi gördüm. Ona sordum. Senin özel kullarını sana yakın kılan şeylerin en hayırlısı nedir? Rabbim dedi ki, ey Ahmet, benim kelamım olan Kur'an'ı okumaktır. Rabbime sordum, anlayarak mı yoksa anlamayarak mı okumak? Rabbim dedi, anlayarak ve anlamayarak. Demek Kur'an anlamadan da okunsa Allah katında yakınlığa yol açıyor. Mühim olan Allah'a yakınlıktır. Anlayarak okuyup Allah'a daha fazla yakın olunabileceğini de göz ardı etmemek lazım. Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin bu rüyasının benzeri binlerce sadık ve güzel rüya geçmişte görülmüştür. Halen görülüyor ve gelecekte de görülecek. Bu özelliğiyle rüyalar tevhidin kişinin hayatında hissedileceği bir noktadır. Rüyanın bu faydası çok hayatidir. Çünkü bu fayda deist fikirde olanların iddialarını çürütüyor. Ayrıca rüyalar boş şeylerdir diyen kişilerin fikirlerini yıkıyor. Ayrıca insana kendini yapayalnız hissettiği durumlarda dahi yalnız olmadığını, Allah nazarında değerli olduğunu gösteriyor ve hissettiriyor. Üçüncü fayda. Rüyanın diğer bir faydası ise kişinin yaptığı yanlışları ona bildirme, yapabileceği muhtemel yanlışlar konusunda onu ikaz etme ile kendini gösterir. Bu rüyanın celali yönü. Bazen de rüyalar kişinin yaptığı iyiliklerin Hak katında makbuliyetini bildirdiği gibi yapabileceği muhtemel iyilikleri de ona bildirir. Bu da rüyanın cemali ve ikram yönü. Her insan Allah için özeldir. Bu yüzden Allah ona rüyalarıyla yol gösteriyor. Rüyalarla insanı şerden koruduğu gibi yine rüyalarla insanı hayra sevk ediyor.
Bu açıdan Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve onun müritleri olan tasavvuf erbabı rüya mevzusuna çok önem verirlerdi. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam her sabah sahabelerine bu gece rüya gören var mı diye sorardı. Eğer rüya gören varsa anlatmasını ister, bilahare o rüyayı tevil veya tabir ederdi. Eğer rüya gören yoksa ve kendisi görmüşse kendi rüyasını anlatır ve tevilini yapardı. Örnek bir rüyaya geçmeden önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Kur'an gıybet etmeyi ölü bir kişinin etini yemeye benzetir. Eti yenilen kişiyi kendini savunmaktan aciz bir ölü kişi olarak sunar. Kur'an meselenin rüya ve misal alemindeki karşılığıyla onu ifade ediyor. Gıybetle ilgili birçok rüya hep et yeme içerikli olarak görünmüştür. Örnek rüya. Allah dostu bir alemin meclisinde adamın biri kalkıp dilencilik yaptı. Bunu gören o zat hatırından şöyle geçirdi. Adamın vücudu sıhhatli, çalışıp kazanabilir. Hal böyleyken niçin dileniyor ve bu zillete niçin katlanıyor? O gece rüyasında önüne üzeri örtülü bir tepsi kondu ve kendisine denildi ki, haydi ye. Tepsinin kapağını kaldırınca sözü edilen dilencinin ölmüş ve bu tepsinin içine konulmuş olduğunu gördü. Dedi ki, ben ölü eti yemem. Bunun üzerine ona denildi. Peki dün gece mescitte niçin yedin? Bu rüyada etin örtülü halde gelmesi kişinin alenen değil, içinden gıybet etmesini ifade eder. Bu rüya bize bildiriyor ki Allah dostlarının içinden geçirdiklerinden de onları sorumlu tutuyor. Zannın çoğundan sakının, zanların bir kısmı günahtır ayetiyle onları muhatap alıyor. Diğer örnek rüya bir dostumun yaşadığı şeylerle ilgili gördüğü bir rüyadır. O dostum şöyle anlattı. Ben eskiden müzikle uğraşırdım. Bestelerim falan vardı. Bir yakınımla son konuşmamız müzik ve bestelerim üzerine oldu. Bu yaptığım kısa konuşma beni geçmişe çekti. Öğle namazını kılarken içim geçmiş. Bir çölde kum fırtınası içinde harabeler arasında güç bela ilerlemeye çalışır gibi göründü. Hatta denildi. Buralarda gezinme. Sana faydası yok. Hem belki zarar görürsün. Sonra şu anki durum göründü. Her yer yemyeşil, ağaçlar, yeşillikler var. Ortalık berrak, güneş doğmuş. Ne yakıyor ne de üşüyorsun. Elhamdülillah manzara çok güzeldi. Rüyayı kısaca şöyle tabir edebiliriz. Kum fırtınası, kainattaki atom ve zerrelerin sürekli faal halidir. Çöl ve harabeler, o dostumun mazideki hissiyatı ve kalbi ile duygularının bağlandığı fani şeylerdir. Bu yüzden rüyada bu fanilerle ve geçmişle meşgul olmanın faydası yok. Daha doğrusu zararı var deniliyor. Şu an ise o dostum hakikat bahçesinde ve mutlu. Rüyada gördüğü yeşillikler, duyguların diriliğini, manevi iklimin güzelliğini ve mutluluğu ifade eder. Güneşli ve aydınlık hava ise kişinin Allah'ın nuruyla aydınlandığını, her an Allah'ın huzurunda kendini hissettiğini gösterir. Üşüyüp yanmama ise Allah'a yakınlığın verdiği üzüntüsüz ve korkusuz hayatı ifade eder. Üzüntüler insanın kalbini yakarken, korkular ise insanın ruhunu üşütür ve dondurur. Karşılaşılacak olumsuzluklar ile ilgili ikaz edici rüyayı örnek. Aile dostumuz olan biri yaklaşık 10 yıl önce anlatmıştı. İş yerindeki arkadaşlardan birisinin beni sırtımdan bıçakladığını gördüm. Rüyayı anlatınca hazırlıklı ve temkinli ol. Yakında o kişi sana hıyanet edecek dedik. Bir süre sonra o dostumuz rüyada gördüğü kişinin bir mevzuda kendisini sırtından vuracak şekilde bir söz sarf ettiğini ve onu yaraladığını söyledi. Evet, rüyada görülen bıçak kelime anlamına gelir. Kelime Arapça'da ucu keskin ve delici şey demektir. Rüyadaki sırt ise kalp anlamındadır. İnsanın en güçlü beden bölgesi sırtı olduğu gibi manen de en güçlü yönü kalbidir. Olumlu durumla ilgili rüyaya örnek. Hz. Peygamber'in arkadaşlarından Amr bin As'ın oğlu olan Abdullah iyi bir alimdi. Okuma yazma bilen ender kişilerdendi.
Kur'an'ı anlamaya çok iştiyaklıydı. Hatta Hazreti Peygamber'den aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerini de yazmak için izin istemişti. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da izin vermişti. Abdullah bir gece şöyle bir rüya görüyor. Yanımda iki kap gördüm. Birisinde bal vardı, diğerinde yağ. Parmağımla bir baldan yiyordum, bir yağdan. Rüya hoşuna gittiği için sevinç içine uyanır. Sabah rüyayı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam anlatır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle tevil eder. Bal Kur'an'dır. Yağ Tevrat'tır. Sen her iki kitabı da okuyup faydalanacaksın. Rüyayı gördüğü esnada Hazreti Abdullah İbranice ve Süryanice bilmemektedir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam vefatından sonraki uzun ömründe Hazreti Abdullah Süryanice ve İbranice öğrenir ve o an mevcut Tevrat nüshalarını aslından okur ve faydalanır. Örnek rüyalarda da açıkça görüldüğü ve anlaşıldığı üzere rüyalar bizim hakikate yolculuğumuz ve onun müşahedemizdir. İnsan, dünya denilen gezegene terk edilmiş bir yetim ve zavallı değil, Allah'ın aziz ve değerli bir misafiridir. Bugünkü programımız bu kadar. Güzel rüyalar görmeniz dileğiyle.